Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni eğlenceli videodayız demek isterdim ama maalesef bugün onu diyemeyeceğim. Yaklaşık bir ay önce büyük bir trafik kazası geçirdim. Ve yorumlarda sürekli abi nasıl kaza yaptın? Ne zaman iyileşeceksin? Kaza nasıl oldu? Neyle kaza yaptın? Araba mı çarptı? Kamyon mu çarptı? Tır mı çarptı? Diye sorular geliyordu. Bugün o sorulara yanıt vermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz 22 Mart'ta kazadan tam bir ay önce bir tane motor almıştım kırmızı. Hatta Sünger Soykan'dan Mustafa Soysal motor aldı diye bir video çekmişti o gün. Yeni motoruna kavuştu. Mustafa, motor hakkında ne düşünüyorsun abi? Motor çok güçlü. Atma bak, uyan bak. Yapma oğlum. Motoru 22 Şubat'ta aldım ve 22 Mart'ta kaza yaptım. Tam bir ay kullanabildim arkadaşlar. Tam bir ay sonra da aynı gün kaza yaptım. Büyük ihtimalle aynı saate de denk geliyor. Saat 3.40 gibi de üzerine almıştım motoru. Saat 3.40 gibi de kaza yaptım arkadaşlar maalesef. Motoru kullanmak nasip olmadı. Şimdi kaza şeyini anlatalım şöyle. Kazadan bir gün önce bir futbol videosu çekmiştik. Opa iç çok güzel bir şekilde vurabiliyordum ve şeyi hissetmiştim. Formumun yerine oturduğunu hissetmiştim. Antrenmanlar yapıyordum falan. Formum yerine oturmuş, sevinmiştim. Daha güzel şutlar çekiyordum. Daha iyi reflekslerim vardı. Hızım falan yerine gelmişti. Mutlu olmuştum. Akşam eve gittim. Antrenman programı falan yazdım. Sonra sabahında da Yusuf abi var bizim. Yusuf Hoca. Onun yanına gidecektik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görüşmemiz vardı arkadaşlar. Saat 1 civarı evden çıktım kahvaltı yapmadan. Üzerime kahverengi bir mont giydim. Normalde ince bir mont giyerim her zaman. Kalın bir mont giydim. Ve ayağıma da yırtık beyaz pantolon, bacakları komple yırtık pantolon giydim. Gittim, baktım Yusuf abi yok orada. Karnım da açtı, ekmek vardı, tost makinesi vardı. Hayatımda ilk defa sadece ekmeği ısıtıp yedim. Yani yapmayacağım bir şey normalde, ısıtıp yedim. Benim için çok tuhaf bir gündü, her şey böyle şeydi bana. Pozitif geliyordu. Normalde hiç yapmayacağım şeyleri yapıyordum. Ondan sonra motora bindik, yola çıkacağız. Motorun gazına bastım, motor gaz almadı. Benzin bitmişti. Görüyorsunuz yola çıkmamızı istemiyor Allah. Ondan sonra gittim benzin almaya gittim. Motoru biraz ittirdim. Biraz da gidiyordu. Benzin aldım depoyu fulledim. Normalde çok fullemem depoyu başkalarına fulletirim. O gün fullemiştim şansa. Yola çıktık. Yusuf abi de kaza anısını anlatıyor bana. Motorla sağdan giderken aracın bir kapıyı açmış. Yaklaşık 4-5 sene önce Yusuf abi kapıya vurmuş. Bana bunları anlatıyor. Ama ben onların hiçbirini hatırlamıyordum kazadan sonra. Yeni yeni hatırlamaya başladım. Kaza şeylerini falan anlatıyor. Ben diyor hızdan korkuyorum. Yavaş git diyor. Normalde biraz hızlı sürüyorum. Bilenler bilir arkadaşlar. Evet Soykan Bey'i alalım buraya bugün konuğumuz. Buyurun efendim. Gelin kazayı beraber anlatalım. Evet hoş geldin Soykan Bey. Hoş bulduk. Şimdi biliyorsun ki ben motor almıştım. Hatta evet. Beraber gittik devraldık. Videosunu da çektin. Evet. Ben motoru nasıl kullanıyordum? Arkadaşlar motoru gerçekten ben daha önce nasıl kullandığını bilmiyordum ama arkasına çok bindim. Gerçekten güzel nizamı kullanıyordu ama arada boş yollarda, arabamızın yollarda basıyordu. Aynen, ama basıyordu. Normal motoru yeni almışsın. Onu yaparsın. Hevesim var yani. Arkadaşlar biraz hızlandım. Neredeyiz? Mersin'i bilenler bilir. Vatan var. Vatan bilgisayar var. Vatan ışıklarını geçtik. Ben kazayı nerede yaptım? Yola çıktıktan 7 kilometre sonra yaptım. Yola çıktık, tatlı aldık. İl müdürlüğüne giderken ikram olarak tatlı götürecektik. Hı hı. Tatlı aldık, ondan sonra kırtasiye uğradık falan. Yusuf abiyle bunları yaptık. Tatlıyı aldık, şeye koyduk. Yusuf abi bagaja koydu. Ve normalde aşağı yoldan gitmeyecektiniz. Aynen öyle, ben her zaman sahilden giderim. O gün de şeyden gidesim tuttu, ana yoldan. Ana yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Yusuf abi diyor ki hız yapma diyor, benim panik hatam var diyor. Ben yavaşlıyorum, sağ tarafa geçtim yavaşlamak için, hızlı gidemem. Şimdi kazada şöyle oluyor, ben sonrasını hatırlamıyorum. Ben sağda seyir haline giderken sağ tarafta, sağ şeritten, iyice yandan. Park halindeki araba park edilmez bir yere, park edilmesi yasak bir yere arabayı park ediyor. Ve ben sağ tarafından giderken aramızda 2 metre kala. Yani kurtarılması imkansız bir mesafe. Birden kapıyı açıyor. Hızımız da 50 falan. Aynen. Yani raporlarda 40-45 olarak gözüküyor şu an. Aynen raporlarda 40-45 gözüküyor. Belki de öyledir. Gösterge bozuktur. Ben arkadaşlar kapıya vuruyorum. Vurmak zorunda kalıyorum. Sıyırmaya çalışıyorum. Biraz da kurtarmaya çalışıyorsun orada. Hafif kurtarıyorsun. Daha kötü sonuç olabilirdi. İyi refleks veriyor. Biraz kurtarıyor motoru. Aynen arkadaşlar. Refleksinde biraz etkisi var. Kaza anında da Yusuf abinin anlattığına göre Yusuf abi diye bağırıp sonra Allah deyip evet. Ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. O vurma şok etkisiyle ben şoka giriyorum. Bayılıyorum. Şöyle oluyor. Vurma etkisiyle Yusuf abi geriye doğru ters takla atıyor havada. Çok büyük bir ses çıkmış bir de patlama. Hala Allah kulağımda diyor. Bomba patlar gibi bir ses çıkmış. Arabanın kapısı büyük ihtimalle düştü. Ben aşağı doğru sürüklendim. Yaklaşık 20 metre şeye sürüklenmişim. Minibüsün 20 metre yolda sürüklenen arkadaşlar. Gelen minibüs Allah'tan fark ediyor musun sen orada? Yok. Minibüs... Fark etme bu minibüsün altına giriyor. Minibüs bir de bunu 5 metre sürüklüyor. Yok daha fazla. Daha fazla 5-10 metre minibüs beni sürüklüyor arkadaşlar. Sürükleyince de şeye sıkışıyorum ben. Minibüsün ön ne diyorlar ona? Tam kaput.
Minibüsün altına sıkışıyorum. Zaten görüntülerde şu an izliyorsunuz. O alt yere sıkışıyorum. Minibüs duruyor. Beni bayağı sürüklüyor. Ben tabii baygınım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni arıyorlar, bulamıyorlar ilk. Sadece ayaklarım minibüsün altında gözüküyormuş. Ve hareketsiz yatıyorsun orada. Aynen, hareketsiz yatıyorum. Sanıyor arkadaşlar, affedersin, öldü sanıyorlar. Aynen, herkes öldü sanıyor arkadaşlar. Yusuf abi annesine babasına nasıl hesap vereceğim diye düşünmeye başlamış, öyle anlatıyor. Sonra beni geliyor, çekmeye çalışıyorlar. Çekip evet, çıkaramıyorlar. Çıkaramıyorlar, kaputa sıkışmışsın çünkü. Yusuf abi de hemen çıkmam için kaputu kırıyor. Tabii. Kaputu kırıyorlar, çekip çıkarıyorlar arkadaşlar. Normalde o kaputu kıramazsın abi. İmkansız bir insanın tek başına. Aynen öyle. Nasıl kırdın? O anki mı? Korku ve güçle abi. Ondan aynen öyle. Diyorum. Yusuf abiye çok borçluyum arkadaşlar. Bir can borçluyum. Onu da buradan söyleyeyim kendisine. O gelemedi bu videoya. Evet, çıkarıyorlar arkadaşlar. Ben çıktıktan 2-3 dakika daha baygınım. Beni ölü sanıyorlar ilk. Çıkarınca ben gözümü açıyorum, onu hatırlıyorum. Gözümü açtım. Şey sanıyorum ben. Ama ben sürüklendiğimi hissediyorum. Kaza yaptım bilmiyorum. 10 dakika öncesi yok. Ben rüyada gibi annem babamı görüyorum. Aynen, sevdiklerimi görüyorum öyle. Araf diye bir yer var. Sevdiklerimi görüyorum. Sonra gözümü bir açtım. Uyandım. Ama hiçbir şeyin farkında değilim. Yerde yatıyorum. Kafayı kaldırdım, Yusuf abi. Abi dedim, bize ne oldu dedim. Kaza yaptım dedim. Bir dolmuş şoförü de ayağımı tutuyordu. Ben kalkıp gitme derdindeyim. Kimse duymadan, annem babam. Kimse duymadan, akrabalar falan, gitme derdindeyim. Abi kalktım, ben gidiyorum dedim, bırakın dedim. Adam ayağımı tutuyordu, eli bir kaydı, ayağımı bir gördüm. Evet, ayağını görene kadar, ondan sonra gider film koparlar. Ayağımı gördüm, tak, tekrar bayıldım. Ayağım arkadaşlar çok kötüydü. Şöyle diz açıktı, kemik gözüküyordu içinde bildiğin. Ben bakamıyorum, hala bakamam arkadaşlar. Öyle büyük bir delik yani. Aynen, şey ilk değil. Elime bakmıştım, şurada yaralar var, görüyorsunuz, geçti. İlk elime baktım, elim yarıldı diye çok üzüldüm ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Ondan sonra direkt cebimi telefonuma attım, baktım telefonum yok. Ceket de yırtılmış biraz. Şuralar falan hep soyulmuş, yırtılmış. Telefon da arkadaşlar bayağı dayanıklı, taklattı söyleniyor telefonla ama aynen öyle. Kafa sağlam duruyor arkadaşlar. Telefon nereden bulundu? 200 metre öteden. Ya 200 metre geri. Bir de alıp getirmişler yani. Alıp kaçabilirler lan telefonu. Kaçabilirler. Ben abi, bir tane abi vardı orada. Çok iyi hatırlıyorum. Abi telefonum dedim. Dedi ki abi, telefonun markasını dedi. Abi dedim, altın rengi kılıf iPhone dedim. Gitti, 5 dakika sonra geldi. Telefonun baktı, nerelerden geldi dedi. Abi ön kamerayı açtım. Şeyi merak ediyorum. Yüzümde bir şey var mı? Ön kamerayı açtım, zaten o an fotoğrafı var. Ön ikiliş arkadaşlar iptal, gitmiş. Ön kameraya baktım arkadaşlar, dudağım bayağı şişmiş. Tabi yüzüme biraz darbeler yemiş. Ön ikilişim gitmiş. Ya abi en çok onu özürdüm, biliyor musun? Hatırlıyor musun, dişlerimizi yaptırmıştık beraber, beyazlatmıştık falan. Beraber gidip yaptırmıştık arkadaşlar. Dişleri şey, pırlanta gibiydi bunun. Çok güzel bakıyordum. Dişe çok üzüldüm arkadaşlar. Ondan sonra ben dedim, ben bitmişim ya dedim. Ondan sonra beni ambulansa bindirdiler. Ambulansa bindim abi. Tahtanın üstünü yatırdılar, tamam mı? Bağlamıyorlar. Hemşireler de ambulansın içinde kavga ediyor birbirleriyle. Beni hiç umursamıyorlar. Allah Allah. Sağa düşüyorum, sola düşüyorum. En son bağırdım, şey yapıyor. Bir de beni konuşturmaya çalışıyorlar bayılmayayım diye. Dişim öyle bir acıyor ki etler mosmor olmuş. Bildiğin vurmuş kask bir şeye. Bu arada kaza anında da araba kafamın üstünden geçmeye çalışıyor. Tabii kask biraz da kaygan olduğu için kaskın üstünden geçemiyor. Aynen, kask sert, üstünden geçemiyor. Arkadaşlar bu arada motor kullanıyorsanız kaskı asla ihmal etmeyin. Ben bugün buradaysam o kaskın sayesinde buradayım. Ve önemli olan bir de dizlik, bak dizlik. Dizlik. Dizlik olsaydı mesela bunlar olmayabilirdi. Aynen öyle. Yırtık pantolon arkadaşlar, görüyorsunuz. Sağ dizimde yırtık pantolonun yuvarlağının böyle izi çıktı. Sol dizim zaten komple yarılmış. Evet, yarılmış. Üstte yarıklar var. Elim kolum yarılmıştı biraz, belle falan ama... Hastaneye gitti, ambulansta gidiyorum arkadaşlar. Ama çok güçlük çekiyorum uyumamakta. Konuşmakta çok güçlük. Nefes alırken bile çok güçlük çekiyordum. Neden bilmiyorum. Büyük ihtimalle travma geçirdiğim içindir. Evet. Ağzımdan buradan zaten sürekli kan geliyormuş. O kan gelmese büyük ihtimalle beyin kanaması geçirip ölürsün dedi doktor. Sonra aynen, kanaması iyiymiş. Sonra hastaneye gittik. 4-5 tane doktor yanıma toplandı. Ne yapabiliriz diye buna. Hiçbiri bir şey yapamadılar, çıktılar. Ondan sonra bir tane doktor kaldı. Ya ben bakıyorum, hiçbir yakınım yok. Yusuf abi de yok yanımda. Psikolojim bozuldu. Odanın birine kapattılar. Doktorun biri geldi. Abi dedim, lütfen dedim, birini ara gelsinler. Ben özlüyorum çünkü herkesi. Babamı özlüyorum, annemi özlüyorum. Öyle psikolojisindeyim ki birine sarılasın, elini tutasın geliyor. Öyle. Çünkü ben ayağımı görüyorum, hareket ettiremiyorum. Yürüyebileceğim, yaşayacağım. O sürekli beynimde dönüyor. Kendimi sorguluyorum. Ben ne yapacağım falan. Sonra babamı arattırdım. Telefonum da nerede bilmiyorum. Aldım, ambulansta bir daha benden aldılar telefonu. Babamı arattırdım. Babam hemen geldi zaten. Ama 3 saat falan odada tek başıma kaldım ben. Bu kadar kaldın mı? Tabii, çok kaldım. Zaten siz geldiğinizde saat 5-6 idi.
Bu arada bir de ben de evde yatıyorum, uyuyorum, tamam mı? Bir de boyuk herifen oluyor. Bu aradım ben, telefonu açmam boyuk herifen. Gerçekten öyle. Uyuyorum, ulan bir arıyor, iki arıyor, açmadım. En son dedim arayayım, şöyle bir aradım. Dedim Mustafa kaza geçirdi. Ya onu dedim, hadi kapat. Bir de öyle bir söylüyor ki, ciddi değil. Hani dalga geçer gibi. Sonra baktım hani ses tonu biraz ciddileşti. Bastım direkt arkadaşlar gibi geldim. Harbiden doğruymuş. Mustafa kaza yapıyordu. Ben geldim de herkes oradaydı ama. Aynen. Bir de dede bile oradaydı. Abi çok kötü bir psikolojiydi ya. Böyle abi, kalktın herkes başında. Kaza yapmışsın, bilmiyorsun. Kaza nasıl kaza yaptığını bilmiyorum. O çok kötü bir öyle şey. Öyle oluyor gerçekten arkadaşlar. Kaza, motor kazasında onunla giderken düşsen bile ufak an atlamıyorsun abi. Aynen öyle. Benim de motorum vardı. Ben bir tane her gün düşüyordum ama abi çok. Ben bir de motorumu çok severdim arkadaşlar. Yani motor bir de yeni cillop gibiydi. Yeni boyamıştım bir de önünü. Önünü dün gecesi boyamıştım. Aynen, aynı gün gece. Böyle gece çok güzel. Gece 1'de falan boyadık motoru. Abi gecesine boyamıştık yani. Aynen, fotoğraf duruyor zaten boyadığımızı. Kafamı kaldırdığımda motoru ters gördüm orada. Abi çok koydu biliyor musun? Kendin çalışıp aldın, kazandın bir motor. Bir de daha onda sende video planlarım vardı. Ne, çok çok güzel videolar çekecektim ikinci kanalıma. Dağa taşa gidecektim. Bir tek benim kanalıma geldi onun videosu. Aynen, bir tek ona nasip oldu. Bir de ben motoru kullanamadım doğru düzgün. Araba kapısını açmış. Sana yaparken de canım yandı vallahi. Elinize sağlık sizinle. Yeter Tuğçe. Bence de yeter ya. Bugün ziyaretime bakın kim geldi. Yerim sen Konya'nın hangi ilçesinde? Konya'lı değil, Ortaköy'de. Ortaköy, Ortaköy. Malaklı. Ortaköy, Ortaköy. Şu anda iyileşiyor, hızlı iyileşiyor ama çok büyük bir kaza geçirmiş. Epey bir sürünmüş. Epey bir parçalanmış oralar. Ama inşallah çabuk çözecek arkadaşlar. Bu arada maç diyorlar. Maç yorumcusu. Tabii. Evet arkadaşlar. Abicim şimdi burada orta saha çok bozuk. Selam arkadaşlar, bugün Mustafa'yı ziyarete geldik. Yepyeni video kesildi. Abi nasıl görüyorsun Mustafa'yı? Nasıl Mustafa'yı gördün? Bomba gibi görüyorum, çok iyi görüyorum. En kısa zamanda sahalara dönecek. Evet arkadaşlar, bugün de İbrahim abi geldi ziyarete. Şu kamerayı silsen daha güzel görünecek. Keyfim yerinde. Alacağım. Keyfim yerinde, işte devam ediyoruz. Daha çok gelenleri gidenleri işte çekeceğiz değil mi İrfan abi? Evet, Ankara'dan Burak abi geldi. Hoş geldin Burak abi. Ne yapıyorsun? Niçin geldin? Doğru söyle. Senin için geldim. Sadece senin için. Duydum ve haber aldım. Hemen geldim. Evet. Arkadaşım benim için çok değerli bir insan. Zaten gelme gibi düşüncem vardı ama Mustafa'yı işte böyle duyunca, görünce dedim olmaz. Benim dedim üstadım dedim sıkıntı içinde. Ben dedim burada şey yapmayayım. Geldim yani. Boyga İrfan'la bir alakası yok bu videonun. Bilginiz olsun. Bir de Merve olarak söyler misin dediklerini? Anne, ben Mustafa'lara gidiyorum, sakın babama çaktırma gibi. Sen de babama çaktırma. sen de Mustafa'lara da çaktırma da. Sonra arkadaşlar velhasıl kelam, hastanedeyiz. Herkes başıma toplandı. En son yarayı böyle açıp bakıyorlar. Gören böyle şey oluyor, tuhaf oluyor. Ultrasona falan götürdüler beni. Ben hiç bir damla bile gözyaşı dökmedim biliyor musun? Şaka yapıyorum ambulansta, gülüyorum falan doktorlar. Bir de zaten doğulu çıktı. Abi dedim, doğuluya yakışmaz dedim, yarana bastırma falan diyorum. Böyle acıtma falan diyorum. En son ultrasona gittim, böyle bir şeyin içine aldılar. Ama ben de titriyorum. Ayağım bembeyaz zaten, üşüyorum. Babam var, babam ceketini attı ayağıma. Annemin gözümü arıyor, annem geldi ağlıyor. Normal. Gözüm doldu. Annem biraz daha ağlayınca ben var ya, feryat fidan, çok kötü ağlamaya başladım. Ayağı arkadaşlar gözümün önünde diktiler içini. Adam babam anlatıyor, temizlemek için parmağını sokmuş ben, böyle yani. Uzun sürdü bir de biliyor musun? Bayağı. Evet çok uzun sürdü. Hmm. Ya saat 4'te falan, 4.30'da hastaneye girdik. Akşam 9'da çıktık. 9'a kadar müdahale yaptılar bana. Bir de şey, bu ayağının içini dikerken arkadaşlar bu kendiydi yani. Baykan aynen değildi. Uyuşturmadılar da. Hı-hı. Zaten orayı hissetmiyorum hiçbir şekilde. Tüm her şey gitmiş. Sinirler falan her şey ölmüş büyük ihtimalle. Evet. Ayağımı dikiyorlardı. O dikmese o yara hiçbir şekilde kapanmazdı. Yara açıktı arkadaşlar. Biraz kapanmasına şey yaptı. Oradaki doktor çok bilinçliydi. Allah razı olsun. Yaranın büyüklüğü şu kadardı. Arkadaş şöyle yani nasıl anlatayım ki, şöyle bir delik ve iki delik bildin. Yumruğun girerdi ilk zaman. Aynen, ilk zamanlar yumruk girerdi. Şimdi iki parmak giriyor. İyileşti ve 2 Mayıs'ta da arkadaşlar, bu video ne zaman çekiliyor? Bugün 18 Nisan. 2 Mayıs'ta da ameliyat var. Vücudundan arkadaşlar farklı bölgesinden bir et alın, et aynen alınacak. Oraya yama yapılması gerekiyor. Yoksa kapansa bile ayağını gerdiği zaman o atacağını bildikleri için oraya bir yama yapılması gerekiyor. Aynen, yama yapacak arkadaşlar. Ne zaman iyileşeceğime de gelirsek,
2 Mayıs'ta ameliyat olunacak. Bu video arkadaşlar zaten iyi ilgi görürse ameliyat videosunu da çeker ve yayınlarız. İyileşme süreci de şöyle olacak arkadaşlar. 2 Mayıs'ta ameliyatı olacağız. 2,5-3 hafta yaranın iyileşmesi sürer. Tabii aynen. Dikişler falan. 2,5-3 haftadan sonra da dizimi 2 ay falan bükememiş olacağım. Diz arkadaşlar sürekli böyle. Ayağım hiç hareket etmiyor. Sürekli şu şekilde duruyor. Onun için arkadaşlar bağlar esniyor burada. Bağlar çok geriliyor. Öyle kabulleniyor. Bükemiyorsun sonra. Bükünce ağrılar, ödemler falan var şu an ayağımda hareketsizlikten. Şu an şöyle düşündüm. 2 ay oldu mu? 1 ay oldu. Bir aydır arkadaşlar ayağı full dik duruyor. Hiç böyle olmuyor. Kaslar artık alıştı buna beyin olarak. Aynen öyle. Bunu yavaş yavaş açması için biraz zaman gerekecek. O hemen bir anda olacak bir ve şey ve yürümeye yürümeye ayak çok güçsüzleşti. Tabii. Ya baldırım şu kadar, şu an bu kadar eridi sol ayağım. Değneklerle yürüyorum arkadaşlar. Değneklerle yürüyünce de sol ayağımı yere basmamam gerekiyor. Ya zaten basamıyorum normalde. Biraz biraz basmaya başladım yeni yeni. Peki bir şey soracağım. Ayağını hiç unutup şöyle kırdığın olmuyor mu ya? Kırdığım olmuyor ama 2 gün önce yatarken ayağım yere düştü. Allah Allah. Evet, yataktan yere düştü ayağım. Kaldırırken de uyku halinde kaldırdım, biraz kırıldı, bağırdım. Çok kötü acıdı. Allah. Yara acımadı, bağlar acıdı. İşte bir fizik tedaviye gitmemiz gerekti. Fizik tedavi de bir ay sürer büyük ihtimalle. Tabii ya, onlar belli, doktorlar orada belliyor işte durumuna göre neyse. Aynen. Fizik tedavinden sonra kendine gelirsin, sonra zamanla daha iyi olursun. Işte. Ayağı güçlendi. 1,5 ay, 2 ay sonra bana sağlara dönerim tabii diye düşünüyorum inşallah. Ya yine iyi atlattık, kırık mırık hiçbir şey yok. Biraz da aşağı inse yara, dizde bir sıvı varmış. Bu yaşlılarda bitiyormuş, ameliyat oluyorlarmış. Allah Allah. O sıvıya denk gelmemiş Allah'a şükür. Gelse büyük ihtimalle bir sene falan çeker. Ya bak Allah'ın hikmeti, böyle büyük kaza hiçbir kırık yok. Ben onu anlamadım. Evet. Kırık niye yok? Büyük ihtimalle kontrolü düşmüş. Bilmiyorum. Ve üst vücutta hiçbir şey yok. Ona çok şaşırdım. Üst vücudunda hiçbir şey yok. Bir de Yusuf abi de önemli bir şey yok. Evet, Yusuf abi ha, niye yok? Sürüklenmiyor, havaya uçuyor. Sürüklenmiyor, yani o biraz takla atıyor. Ben arkadaşlar bayağı futbol sahasını büyüklüğünde veya yarısı kadar sürüklenmişim, öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar bu süreçte bana en büyük desteği veren arkadaşlarım, dostlarım oldu. Soykan abi, İrfan abi, ailem ve diğer arkadaşlarım, Yusuf abi. Ve sayamadığım birçok kişi var, kusura bakmayın. Dede. İrfan abi zaten bir aydır full yanımda kalıyor. Aynen. Gitmiyor, bırakmıyor. Sen zaten 10 günde bir geliyorsun. O telefon işi olduğunda falan bir şeyler. Ekran kartı, bilgisayar muhabbeti. Hayırsız çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lütfen dualarınızı bizden esirgemeyin. İnşallah ameliyat başarılı geçer. Bu varsayımlarımız gerçek olur. 1,5-2 ay sonra iyileşiriz. İyileşirim. Ve sahalara geri dönerim. Gerçekten bu halimle bile gidip video çekmeye çalışıyorum sahada. İşimi aksatmıyorum. YouTube'u aksatmak istemiyorum bir şekilde. Haftada 2 videoya çıkmak düşüneceğim şu an. Evde artık sahada bir şeyler yapacağız. İdare edin arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek bu halimle bile. Yani şurada 4-5 video idare edeceksiniz. Sonra eski halime geri döneceğim. Tabii. Yani futbol sahasında da video gelecek ama onu ben biraz futbol oynamayacağım. Siz oynarsınız. Futbol seçmeleri yaparız, antrenör oluruz. Türlü türlü şeyler yapabiliriz. Ama benim topa vurmam 1,5-2 ay bulur. O yüzden arkadaşlar bizi mazur görün. Diğer videoda görüşmek üzere. Videoya like atın, abone olun. Ameliyat videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya ilgi gösterin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.